Anlat bakalım da bence çok iyi bir performansla başladık. Yani 5-2'ye gelmek ve sadece bir sayı için beklemek bizim için çok büyük bir artıydı. Fakat bir basiretimiz bağlandı. Onlar bir tık açıldı. Yani ilk performanstan iyi sergileyemediler. Biz o kadar öne geçtik. Sonrasında üst üste sayılar aldılar. Resmen 6-5'lik skorla yenildik. Ben net alırız geçtik diye bakıyordum. Vallahi ben de ya, diyordum kesin ki, aldık iki dedim. 2 sayıdan ne var? 2 sayı hala da alırız. Evet. Bir Batuhan'la İsmail çıksa, Berkay'la ben çıksak. Ama onlar şey yani. Yaptı. Başta öyle tutuluyorlar. 4-2 sonra 5-3 oldu. Sonrasında bizi germeyi başardılar. Gerdiler. Özellikle beni. O hep olacak, haberin olsun. Ya her defasında çıktığımda söylüyorum arkadaşlar. Hani siz de daha önce takım arkadaşıydınız da. İsmail abiye aslında ya bilerek yapıyorlar, sakin ol, sen konsantrasyonunu bozma. Bunu söylediğimde İsmail abi maalesef sinirine yenik düştü, yine aynı şekilde karşılık verdi. Ama orada öyle takım arkadaşlarınız dün bana söyledi işte falan, bilerek yapıyor musunuz diye söyleyince biz biraz kötü duruma düştük sanki. Evet. Çünkü orada şey gibi, kesinlikle takım arkadaşlarımız ne söylemiş ki gibi böyle. Doğru, öyle söyledi, o kadar zor durumda kaldık öyle. Ya aslında ya şunda bir sıkıntı yok. Ben şunu söylerim. Evet. Ben şunu söyledim, dedim ki dikkat dağıtmak için yapılıyor bunlar. Evet. Ben mesela anlatırken de biz ama bunu çok yapıyorduk. Yani bunu yapıyoruz. Ben mesela o tarafta anlatmaya başlayınca ekstra fark ettim ki bizim takım gerçekten konuşuyor. Hani gerçekten gürültü çıkıyor. Normalde ünlülerde hani o tarafta anlatıyorduk ya biz. O kadar rahatsız olmuyordum ama bizim tarafta ekstra gülünüyor. Baktığın zaman daha önce de aynı anlat bakalımla gerginlikler yaşamıştık. Yine aynı şeyleri bana yapıyorlardı zaten dikkatimi dağıtmak adına. Oradan gelen takım arkadaşları da bunu zaten doğruladı. Dediler ki yani abi sen çıktığında özellikle bilerek yapıyorlardı bunu. Seni tahrik amaçlı, ondan sonra senin dikkatini dağıtmak amaçlı bunu yapıyorlardı dediler. Hani sadece ben bunu söylemedim yani. Kesinlikle haklısın ama yemek istediklerini başardılar. Başardılar, sinirlendirdiler buna beni. Buna sinir olmuştu. Sen senin şunu demen lazım. Bunu yapıyorlar, umursamayacağım. Uyarıya bile gerek ya, yok. Ya duyamıyorum işte, anladın mı? Onların biliyorum, gürültüsü çok dağılıyor. Bayağı bağırıyorlar bir İsmail abi de. Ben bile harbiden etkilendim biraz hani. Harbiden ya, Batuhan'ı duyamıyorum. Sen bana bir şey anlatırken sinirlendim artık yani. Sonra sen de anlatamadın, üstüne bir daha sinirlendim. Evet. Hani insanın dikkatini gerçekten ya, dağıtıyor. Gerildiğimi biliyorlar, sinirlendiğimi biliyorlar. Özellikle üstüme geliyorlar, dikkatimi dağıtıyorlar. Dikkatimi dağıtmaya çalışıyorlar. Ama arkadaşlar sürekli bunun üstüne koyarak gidiyorlar. Yani bardağın bir dolacağı, taşıyacağı bir yer olur. Bunun farkında değiller. Yani ben hani dikkatim dağılıyor ya, kendilerinin dağılacaklarının farkında değiller yani. Ben normalde yani buna çok sabredemeyecek birisiyim, anladın mı? Yani çünkü üst üste birikti bayağı. Ben yine sakinliğimi, efendiliğimi korumaya çalışıyorum yani. Çünkü buraya bir hedef amaç uğruna gelmişim. Yani atıyorum Dora gibi biri yüzünden bu hedefimden amacımdan sapacak değil mi ya da yakacak değil mi? Yani burada yani şampiyon koltuğuna birisi oturacak yani potansiyelim varken değmeyecek birileri için bunu yakacak değilim ama zorluyorlar ya, sınırlarını gerçekten zorluyorlar ya. İnsanın, herkesin bir sınırı, sabrı var, anladın mı? Bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben artık anlat bakalımlara böyle gergin geçmesini istemiyorum. Eğlenmek istiyorum. Güzel bir şekilde ya, kazanmak kaybetmek önemli değil. Gerçekten önemli değil. Ama bir saygı olsun ya, bir ahlak olsun ya. Maalesef bu yok. Umarım bundan sonra kendilerine çeki düzen verirler. Toparlarlar, yaptıkları hatanın farkına varırlar. Gerçekten dediğim gibi ilkokul çocuğuna sus oğlum desen, otur çocuğum desen susar ama bunlara bunu yaptıramıyoruz. Kocaman insanlara maalesef bunu yaptıramıyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Herkes kendine yakışanı yapar. En eğlenceli günü olması gereken anlat bakalım da gene bir İsmail Balaban siniri, İsmail Balaban öfkesi, İsmail Balaban çekememezliği vardı. Anlat bakalım da bile gördüm yani. Hani biz Alenalara karşı böyle anlatırken biraz sonra böyle of çekiyorduk da şey, İsmail falan dün kıpkırmızı. Dün bitti benim bak, için Batuhan böyle bak ya, bak bitti. Alenalar Batuhan böyle. Keyif alarak oynadık oyunu biz. Takım olarak orada da eğlendik. Enerjimiz yüksekti. Bu sayede de geri dönüş yapabildik. Bu enerjimizin yüksekliğinden ve keyif alırken gülmelerimizden İsmail rahatsız oldu oyun sırasında. Ve bir sistemde bulundu. Abi vallahi böyle olmaz ya. Darmadağın olduk abi ya. Vallahi darmadağın olduk. Vallahi ya. Biri oradan bir şey söylüyor, biri oradan söylüyor. Biri yok yasak diyor, biri olmadı diyor, biri oldu diyor.
Ya sinirim bozuldu yemin ederim. Vallahi ben de sinirim bozuldu abi ya. Nasıl bir hırs bu ben bilmiyorum. Hırs gözünü mü bürümüş artık çığırından çıkmaya başladı İsmail. Biz burada eğlenmeye geldik yani gülüyoruz. Konuşuyorlar işte dikkatim dağılıyor vesaire. Senin dikkatin dağılmaya müsaitse biz ne yapabiliriz yani? Biz oraya gülmeye, eğlenmeye gelmişiz. Burada da gülmeyeceksek ne yapalım? Anlat bakalım da ağlayalım mı yani? Aleyna Kalaycıoğlu bizimle ilgili bazı şeyleri anlatıyor olabilir. Çünkü zaten daha öncesinde Batuhan'la ilgili böyle bir mevzuları olmuştu. Anlatmaması zaten bizi şaşırtır. Anlat bakalımda da İsmail dedi zaten. Kendi takım arkadaşları söylüyor zaten dedi. Bunu taktik olarak yapıyorlarmış. Biri anlatırken konuşmayı falan diye. Direkt öyle bir söylemde bulundu zaten. Car 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 konuşuyorsunuz. Dikkatimi dağıtıyorsunuz bilerek. Daha kendi takım arkadaşları söyledi İsmail. Bunu bilerek yaptık. İsmail lütfen. Hadi. Biz de dedik kızlar yine çenelerini tutamamış. Eski takımını bir günde hemen satmışlar. Bravo vallahi. Hani anlat bakalım gibi bir oyunda da bunu taktik olarak yapıyorlar demezsin. Bu tamamen bir kötü niyet, art niyettir. Zaten bu kendilerini açık etmelerinden, göstermelerinden belli oluyor. Artık anlayan anlar yani. Şimdi market oyunumuz var. Yeni takımımızla takım oyunu oynayacağız. Marketi aldık mı zaten bir tık düşecekler. Psikolojik düşecekler. Olarak çünkü 4. haftaya girmiş gibi olacaklar. Kafa olarak 4 haftada kaybediyoruz abi. Bu hafta yine ne yiyeceğiz? Çünkü geçen hafta zor geçti bizim için onlarla iken. Şimdi yine 4. hafta kaybedince adamlar ne yapacağız diyecek. Tık oradan çıkar çıkmaz daha gözünü açamadan daha. Market oyununun verdiği motivasyon bizi en önemli haftanın en önemli oyunu dokunulmazlığa götürecek. Bunu biliyoruz. Yani market oyununun psikolojik baskısını karşı tarafta kurmamız gerekiyor. Onun için de bugün elimizden ne geliyorsa yapacağız. Neyse abi enerjimiz güzel. Aynen güzel. Market alıyoruz. Markete gidip alalım. Güzelce akşam pilavımızı yapıyoruz. Karşılıklı pilav yiyoruz. İnşallah kazanırız da bu haftayı güzel bir şekilde, karnımız tok bir şekilde atlatırız.